Neyi çıkmamışız? 30 saniye. Ya Gümüşlük kesinlikle mükemmel bir yer. Ben böyle bir şey görmedim. Tamam, birçok yerin Bodrum'da kendine göre özel, harika yerleri var ama yani buraya geldiğiniz zaman eski adıyla Mindos olan Gümüşlük sizi bir şekilde büyülüyor. Şu sol tarafta gördüğünüz küçük ada Tavşan Adası. Oraya yazın yürüyerek geçiyorlar. Terlikleriniz ya da ayakkabılarınızı elinize alıyorsunuz. Tam da gün batmak üzere. Evet. Ocak ayı 2020 yılında sakin bir Gümüşlük görüyoruz. Çünkü kıştayız hala. Ara sokaklar da çok şirin. Sürü balıkçı var biliyorsunuz. Benim favorim kara fakir kesinlikle. Kare yendi ama şu an Göztepe 3-2 yense Göztepe yine geldi. Allah'ım balıklar taze taze. Mandalinalar, mandalina reçelleri. Bodrum'un kekikleri meşhur. Allah'ım huzurdan öleceğim. Direkt terapi etkisi. Gerçekten. Ay şuraya bakın ya. Ne tatlı bir şeysin sen. Kaç tane kedi var? Bunların şirinliği. Böyle benim olsun isterim şu an. Balık tutan şaşı kedi sokağı. Wow. Evet. Şuralara bir bakalım. İlk defa giriyorum bu yola. Ve heyecanlandım şu an. Bakalım neyle karşılaşacağız. Evet, tepelere çıkıyoruz.
Okey, burada yeşil minareli güzel bir şirin bir cami var ve manzara yorumsuz. Size bırakıyorum. İnanılmaz gerçekten. Şimdi aşağı inelim. Çok da bir şey yok. Evet, ocaktayız ama çok soğuk da diyemem, çok sıcak da diyemem. Tabii ki de İstanbul'la karşılaştırınca çok daha iyi hava sıcaklığı. Hafta sonu kaçan çok oluyor Bodrum'a İstanbul'dan. Evet, sağ taraf daha karanlık. Sol taraf daha aydınlık. Gün batmak üzere. Biraz önceki balıkçılar bu tarafta. Evet, Gümüşlük gerçekten kendine özgü bir yer. Hele şunlara bayılıyorum. Şahane renkler. Denizin sesi, gün batımı. Gerçekten. İnsan kendini sonsuzlukta hissediyor. Sanki zaman duruyor. Bodrum'daki çiçeklerin rengi beni benden alıyor gerçekten. Yazında şu ileride çok fazla kamp kuran genç görebiliyorsunuz. Geçen yaz geldiğim zaman Özge ile buraya bir sürü çadır görmüştüm. Şu tam uçta gençler